iz kalması bizim bütün ameliyatlarımızda çok sıklıkla karşılaştığımız bir soru. Şöyle açıklamamız en doğrusu olur. İzin kalması birkaç şeye bağlıdır. Bunlardan birisi dikiş atılma şekline ve kişinin vücut yapısıyla ilgilidir. Bizler bütün estetik cerrahlar zaten estetik dikiş atıyoruz. Buna uygun, bütün vücut anatomisine uygun ve ona uygun malzemelerle estetik dikişler atıyoruz. Diğer kişinin vücuduna bağlı olarak iz kalma problemi ise bazı ciltlerde, vücutlarda enzim eksikliğine bağlı olarak kiloid veya hipertrofik scar dediğimiz yara iyileşimi şekilleri oluyor. Eğer kişide bu varsa, özellikle daha önce bir ameliyat geçirmişse o izine bakıyoruz, nasıl iyileştiğine, ondan sonra ameliyattan sonra nasıl iyileşeceğine karar veriyoruz. Meme küçültme ameliyatlarında da aynı şey geçerlidir. İz şekillerine gelince birkaç iz şekliyle meme küçültme ameliyatları yapılır. Ters T dediğimiz bir iz ile beraber yapılan meme küçültme ameliyatları vardır. Kısa T veya anahtar deliği dediğimiz izle beraber yapılan meme küçültme ameliyatları vardır. Bunların hepsi kişinin meme yapısına, vücut yapısına, dokusuna, ileride süt verip vermeyeceğine göre tercih ettiğimiz tekniklerdir. En iyi teknik budur veya en iyi kötü teknik, en dezavantajlı teknik diye bir şey yoktur. Hepsi kişinin meme yapısıyla, vücut yapısıyla ilgili karar verdiğimiz tekniklerdir.